Bu dolayısıyla çok kritiktir CNN bu Türk Dış konuya. Haberler Editörü Emre Kaptanoğlu Tel Aviv'de İsrail Uluslararası Havaalanı'nda bizleri bekliyor. Orada hazır bir şekilde bize aktaracak son bilgileri, son notları. Emre az önce bir bilgi aktardı. Sayın Yakınca da İstanbul'a ve Antalya'ya çok fazla uçuş gerçekleşiyor. Tel Aviv'den, İsrail'den diye. Öyle bir yoğunluk var mı? Ne gözlemliyorsun orada? İner inmez. Açıkçası tabii ben şu anda geliş kısmından geldiğim için buradan ayrılış, departure yani gidiş kısmını göremedim. Ancak şunu söyleyebilirim, daha yeni ulaştık yani birkaç dakika oldu. Şu anda da Ben Gurion, Tel Aviv'deki Ben Gurion terminalinin hemen dışındayız. Oradan yapıyoruz bu yayınımızı. Türkiye'den özellikle dünden bu yana uçaklar Tel Aviv yönüne doğru kalkmıyordu. Bugün birkaç uçak kalktı. Hatta bizim uçağımız da sabah 8'deydi aslında. Ancak 12 saatlik bir rötar sonrasında ancak birkaç dakika önce ulaşabildik. Hava ulaşımı çok sıkı bir denetimden geçiyor. Buraya gelmeden önce de Türkiye'den takip ederken de aslında yine Ben Gurion Havaalanı'na birçok akın eden İsrailli'yi gördüğümü söyleyebilirim. Ancak şunu da ekleyeyim tabii, İstanbul'da da aslında Tel Aviv ve İsrail'e gelen uçakların hepsi de dolu. Birçok kişi yakınlarını görmek için buraya geliyor. Yurt dışında olanlar tekrar ülkesine dönmek için geliyor ama tabii uçaklar kalkmayınca özellikle de Tel Aviv uçuşlarında büyük bir yoğunluk olduğunu gözlemledik. Tabii havaalanından uçaktan çıkıp kontrolden çıkıp bagaj almak için o kısma doğru yürürken benim havaalanında dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Şunu belirteyim Göksu, Tel Aviv Gazze şeridine aşağı yukarı 79-80 kilometre uzaklıkta, Gazze'nin 80 kilometre kuzeyinde bulunan bir İsrail'in en büyük şehri. Ancak 7 Ekim Cumartesi başlayan saldırılar da roketler buraya kadar da ulaşmıştı. Az önce dedim ya, terminalin dışına çıktık, oradan yapıyoruz bu yayını. Buraya çıktığımızda birkaç gökyüzünde açıkçası birkaç patlama sesi işittik. Sanırım 3 taneydi. Bunların hemen sordum ne olduğunu. Demir kubbenin sesleri olabileceğini söylediler. Ancak tabii benim bulunduğum noktadan bunu doğrulama mümkün değil. Ancak bu sesleri işittiğimi Tel Aviv'de Ben Gurion havaalanından da bu sesleri buradan da işittiğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Şunu söyleyecektim. Havaalanından kontrolden çıkıp bagaj kısmına ilerlerken birçok noktada sığınak tabelaları konulmuştu. Eğer bir roket saldırısı olduğunda zaten burada sirenler çalıyor ama biz geldiğimizden beri henüz bir siren sesi duymadık. Ancak bu sığınakların yönünü nerede olduğunu gösteren birçok yürüyüş yolu üzerimizde birçok tabelanın olduğunu fark ettim. Buraya gelmeden önce de sosyal medyada da yine burada havaalanında sirenlerin çaldığını, havaalanı pistinde bulunan birçok yolcunun da o anda sirenler nedeniyle yere yattığını gördük. Şu anda ben aynı görüntüleri burada görmüyorum ama dediğim gibi buradan çıkar çıkmaz 3 adet bir gökyüzünde patlama sesi işittik. Yüksek ihtimalle burada İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin roketlerinin çıkardığı sesler olabilir. Gökyüzünde bir roketleri imha etmiş olabilir. Onun dışında eğer ihtiyaç varsa Göksu, şunu da belirteyim. Birkaç rakam bahsedeyim. Son yeni rakamlar var elimde. Dünden bu yana yani cumartesiden bu yana cumartesi başlayan bu çatışmalarda 700'den fazla İsrailli hayatını kaybederken aynı şekilde Gazze şeridinde İsrail'in hava saldırıları sonucunda da şu anda 413 Filistinli hayatını kaybetti. 2300'den az önce son dakika olarak telefonuma düştü. İsrail tarafında 2300'den
fazla oldu rakam şu anda yaralıların sayısı. Aynı şekilde Gazze tarafına da baktığımızda o rakamın yine yaklaşık 2000 olduğunu söyleyebilirim. Tabii Göksu, dünden beri 7 Ekim 2023 aslında çok tarihi bir gün. Hem Hamas Filistin için hem İsrail için gerçekten İsrail böylesine büyük bir saldırıyı belki de son 50 yıldır 1973'ten Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana böylesine büyük bir saldırıyı özellikle de kendi topraklarında yaşamamıştı. Bakın 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiğinden bahsediyorum. Bu rakam çok büyük. Ama bir rakamdan söz ediyoruz. Aynı şekilde benim buradaki bugüne kadar Gazze şeridinde bundan daha fazla İstanbul ve Antalya'ya geliş gidişi görmem mümkün değil. Çünkü ben indim, onlar daha farklı bir yerden gidiyor dedin. Şunu merak ediyorum, o gökyüzündeki patlama seslerini gördük duyduk deyince insanların yüzünden ne okuyabildin? Endişe, korku hakim miydi havalimanında? Ya da birkaç kişiyle konuşma fırsatın oldu mu uçakta gelirken havalimanına inince? Tam olarak ne gözlemliyorsun orada? Açıkçası uçakta kimseyle konuşma fırsatımız olmadı. Burada havaalanında da henüz konuşamadım. Çünkü İsrail'e giriş şu anda olağanüstü hal nedeniyle oldukça sıkıntılı. Çok ciddi aramalardan geçtik. Birçok malzememiz en ufak ayrıntısına kadar arandı ve öyle girdik. Dolayısıyla henüz herhangi bir şu anda Tel Aviv'de biriyle konuşma fırsatı bulmadım ama şunu sana söyleyebilirim net bir şekilde, uçakta tamamen İsrailliler vardı. Yani onlara baktığımda aslında çok da endişeli gözükmüyorlardı ama tabii ki yani işlerinde ne yaşıyorlar onu bilemem ama yüzlerine yansıyan ya da hareketlerine yansıyan böyle bir endişeli hal görmedim. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Buraya çıktığımızda da o patlama seslerinden bahsetmiştim, duyduğumuzdan bahsetmiştim. O patlama sesleri olduğunda da yani bir aslında böyle bir koşuşturma, kaçışma, bir panik yaşanmadı. Yani sadece herkes, burada bulunan herkes bizim gibi sadece bu seslerin nereden geldiğine kafasını kaldırıp gökyüzüne baktı. Böyle bir panik şu anda burada yaşanmadı. Tabii ben şu anda hala da havalarından tam olarak çıkmış değilim. Diğer yerlerde tam olarak ne yaşanıyor bunları şu an söylemem mümkün değil. Ancak kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile birlikte CNN Türk ekibi olarak artık Emer, zaten buraya ulaşmış durumdayız. Emer, biliyorum zor bir bölgeden yayın yapıyorsun ama bizim merak ettiklerimiz var. Zaten, seni biraz daha tutmak istiyorum. Zor bir bölgedesin fakat Sayın Karakuş'un da sorusu var. Benim de merak ettiklerim var. Şimdi sen nereye gideceksin? Siz nerede kalacaksınız? Hepsini tek tek merak ediyorum. Buyurun Sayın Karakuş. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Şimdi tabii ki İsrail'e gelenler muhtemelen ihtiyat kuvvetlerinin personeli olabilir. Çoğunluğu genç miydi? Uçaktakilerin çoğunluğu genç miydi? Gelenlerin, İsrail'e gelenlerin. Çünkü İsrail'de biliyorsunuz yedek kuvvetler, ihtiyat kuvvetler var. Yani 100 bin kişi normal kuvveti, 500 bin kişi yedek kuvveti. Onları çağırmış olabilirler. Çoğunluk genç miydi? Onu sormak istiyorum. Sayın Karakuş, çok güzel bir şeye de değindiniz. Ben az önce uçağın içinden bahsederken bu detayı söylemeyi unuttum. Ben de buna dikkat ettim çünkü. Baktığımda aslında çok da fazla genç diyebileceğimiz, yani yedek asker olabilecek yaşta evet gençler vardı ama tabii onlar yedek asker midir onu bilemiyorum. Ancak sayıları çok değildi. Daha çok yaşlı diyebileceğimiz kesim vardı. Çocuklu aileler çoktu. Ama böyle hani çok sayıda genç yaşta erkek İsraillilerin bulunduğunu söyleyemem. Benim bulunduğum uçakta en azından. Peki. Soruda ben. Sayın Başbuğ'un da bir sorusu var. Şunu da söylemek istiyorum. Yani onlar da bayanlar da evet, asker. Yani siz o gördüğünüz bayanlar da, bayanların da bir kısmı asker olabilir. Orada çünkü ayrım yok.
bayan veya erkek askere alınır diye bir şey yok. Tamamı evet, 45 yaşına kadar evet. Bildiğim kadarıyla yok, efendim tamamen... Kadınlar 2 yıllık, askerler 3 yıllık. Hayır, ondan sonra Allah. İhtiyat kuvvetlerine alınıyor. Rezervi. 45 yaşına kadar, rezervi. Evet. Enver, henüz yeni geldin. Yani biriyle konuşmadığını yok, söyledim. Bunu evet ben de çok iyi biliyorum. Ancak yani uçaktaki hallerinden bunu söylemem mümkün değil maalesef. Enver, iyi akşamlar. Tamam efendim. Henüz yeni geldin ama benim dün takip ettiğim bir konu vardı. Yolculuk gerçekleştirdiğin için, uçuş gerçekleştirdin. Belki gelişmeleri takip etmişsindir. Şimdi Ben Gurion ilk açıklamaydı İsrail'in yaptığı ve dediler ki havaalanı kapanmayacak. Orada insanların işte İsrail'den çıkış için bir hücumu söz konusu oldu. Daha sonra bir anda havaalanı ulaşma kapandı dendi. Hatta oradaki o tablolardan oluşan tablodan da CNN International dünyaya bir takım görüntüleri ağlayan kadınlar işte orada panik halde olan insanların görüntülerini geçti. Sonra da tekrar ulaşıma açıldı diye takip ettik. Bu gelişme doğru mu yani? Önce serbest bırakılıp daha sonra kapandı tekrar açıldı mı? Yoksa baştan sona Ben Gurion'a hep ulaşıma açık mıydı? Yani uçuşlardan bahsediyorsunuz. Evet. Coşkun Başbuğ. Evet. Yani şöyle tamamen burada uçuşlar durdurulmadı ancak uçuşlar ertelendi. Yani biz cumartesi öğle saatlerinden beri İsrail'e ulaşmaya çalışıyoruz. Zaten uçaklarda önce hiçbirinde yer yoktu. Önce yer bulamadık. Sonra yer bulduk. Bu sefer bütün uçaklar teyir edilmeye, rötar yemeye başladı. Yani hem de öyle 2 saat falan değil. Yani en az rötar yiyen uçak 12 saat rötar yedi. Az önce de belirttim ya. Yani bu sabah 8'deydi bizim uçağımız ve 12 saat rötar yedi. Akşam 8 uçağına binebildik. Akşam 8'de yani uçabildik ki o da kesin değildi. Çünkü şöyle oldu. Evet uçuş yapılacak dendi mesela dün cumartesi akşamı. Tam son anda vazgeçildi. Yolcular indirildi tekrar uçaktan. Uçuşlar o uçuş yapılmadı. Yine ertelendi. Dediler ki birkaç saat sonra falan. Ama yani uçuşların Ben Gurion Havaalanı'na gelmesi iptal edilmedi. Bu çünkü ince bir çizgi. O uçuşlar sadece zamanı ertelendi. Onu da aslında şöyle bir bilgi aldım. Yani biliyoruz, yani biz de çıktık ve az önce bu demir kubbenin roketlerinin sesini işittik. Buraya kadar ulaşabilen Hamas'ın elinde roketler var. Yani dolayısıyla bu havaalanı çevresinde Tel Aviv çevresinde eğer bir böyle bir roketli saldırı varsa İsrail tarafının bu gelen roketler nedeniyle o anki, o saatler içerisindeki uçuşları almadığını söyleyebilirim. Hatta şöyle bir bilgi daha verebilirim. Mesela bir arkadaşımla konuştum Dubai'den buraya İsrail'e gelecekti. Dubai'den kalktı uçakları, havada geri döndü. Yani kalktıktan kısa bir süre sonra tekrar geri döndü Dubai'ye. Tel Aviv'e gelmedi. Yani dünden beri bu şekildeydi ama bugün öğleden sonra bu artık birazcık normale girdi ve uçuşlar yapılmaya başladı. Hatta bizden önce de buraya yine bir Türkiye'den gazeteci arkadaşlarım ulaştı. Bizden 1-2 saat önce ulaşanlar da oldu. Şu anda İstanbul'dan biz de uçuşumuzu gerçekleştirdik. Benim bildiğim kadarıyla en son uçuşlar şu an Tel Aviv'e yapılabiliyor. Enver, az önce şöyle bir şey bilgi geçtim. Biz tek tek çok ciddi bir şekilde arandık. Bunu sen daha önce İsrail'e defalarca gitmiş bir gazetecisin bildiğim kadarıyla. Olağanüstü bir durum havalimanında sezdin mi? Çok ciddi bir güvenlik önlemi alındı. İşte burada sadece biz değil herkes aranıyor diyebilir misin? Yok, herkes aranıyor diyemem. Biz şimdi bir de tabii gazeteci olduğumuz için üzerimizde profesyonel teçhizatlar var, kameralar var, çekim için profesyonel teçhizatlar var. Dolayısıyla yani
bataryalar var. Bu üç canlı yayını yapabildiğimiz 3G'nin bataryaları var, kameranın bataryaları var. Bunlara özellikle bakmak istiyorlar ama bu aslında normal bir zamanda da İsraillerin yaptığı normal bir prosedür diyebilirim. Yani normalin dışında bir şey sezinlemedim. Çünkü biliyorsunuz güvenlik konusunda çok önceliklemiş durumdalar. Müsamaha etmiyorlar bu konuları. O yüzden de sıkı arıyorlar. Ama ben yani çok defa geldim İsrail'e, Filistin'e, sayısını artık unuttum. Hiçbir aramadan geçmeden çok rahatlıkla da havaalanından girip hiçbir aramadan aramaya tabi olmadan valizimi alıp İsrail'e girdim veya aynı şekilde çıkışta öyle zamanlarım da oldu ama çok detaylı aramadan geçtiğim de oldu. Bu sefer de yine detaylı bir aramadan geçtik ama şu an için ben bunu normal görüyorum çünkü çok olağanüstü bir durum söz konusu. Tamam, bütün ülke kırmızı alarm durumunda. O yüzden aslında bu incelemeleri yapması da normal. Onun dışında hani bizi keyfi bir bekletme, keyfi bir orada zamanımızı çalma gibi bir durum söz konusu olmadı tabii. Enver, şehirde bir karartma var mı uygulanan? Coşkun Baş, bu şu an bulunduğum noktadan göremiyorum ama uçakla inerken biraz yukarıdan Tel Aviv'i görebilme şansım oldu ve bütün uçakla inerken Tel Aviv'in bütün ışıkları yanıyordu. Herhangi bir Tel Aviv'de karartmaya açıkçası ben uçaktan inerken gözlemlemedim. Enver, şimdi siz kalacağınız bölgeye doğru mu ilerleyeceksiniz? Tel Aviv'de mi kalacaksınız yoksa biraz daha farklı bir bölge olabilir mi? Göksu, soruna cevap vermeden önce şöyle bir ricam olacak. Bu son sorumuz olsun. Çünkü şu anda hala terminaldeyiz ve aslında yayının yapılmasının yasak olduğu bir noktadayız. Biz biraz şartları zorluyoruz şu anda. Bu vereceğim cevaptan sonra yayını da sözü de size teslim edersen çok sevinirim. Ama kısa bir soru olursa cevaplandıracağım, onu da alırım tekrar. Senin soruna gelecek olursa biz buradan Kudüs'e hareket edeceğiz. Yaklaşık 50-55 kilometre uzaklıkta. Kudüs'ten artık herhalde yarın sabah erken saatlerde biraz daha güneye inmeye çalışacağız. Gazze şeridinin yakınlarına. Tabii Gazze şeridine giriş çıkışlar şu an kapalı. Yani girmeye çalışacağız ancak girebilir miyiz? Onu bilmiyorum. Çünkü hala da Gazze şeridinin bütün çevresindeki yerleşim birimlerinde hala da çatışmaların sürdüğünü ben biliyorum. Hatta bazı sosyal medya görüntülerinde o Gazze şeridine giden otoyol üzerinde bile İsrailli askerlerle Hamas'a ait bir araba arasında böyle aralarında yaklaşık bir 300-400 mesafelik bir mesafeden karşılıklı ateş, birbirlerine ateş açarken yani öyle bir çatışma ortamının yaşandığı görüntüler de gördüm. O oralar şu an çok sıcak. Tabii ben şu an o noktalar, yani otoyol kapatılmış mıdır, sivillerin geçişine, gazetecilerin girişine, onları bilmiyorum. Yarın sabah çok detaylı oraya giderken öğreneceğiz bunları. Belki de İsrail güçleri oraya otoyolda bir kısma kadar kapatmış olabilir. Çünkü şöyle bir şey de oldu bugün. İsrail güçleri o bölgede yaşayan sivillerin tahliye edilmesi kararı aldı ve sivilleri tahliye etmeye başladı. Özellikle de Gazze şeridinin çevresindekileri. Evet. Dolayısıyla da o tahliye işlemleri de yapıldığı için belki de yolu tamamen trafiğe kapatmış olabilirler. Ama bunun için en net cevabı yarın verebileceğim. Çünkü biz kendimiz gitmeye çalışacağız. Ne kadar gidebiliriz, nereye kadar gidebiliriz? Kendimiz bunu göreceğiz ve bu konuda daha net bir cevap en güzel yarın verebilirim Göksu. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Enver Kaptanoğlu İsrail'den bize canlı aktardı. Kendinize dikkat edin. Zaman zaman bağlanacağız. Kritik bir bölgedesiniz çünkü. Bu önemli ama oradan gelecek bilgileri de tabii aktaracaklar. Zor bir yerdeler. İsrail.